koduna bir bakıyor. JavaScript koduna. Initialize yaptığı zaman. Normalde cihaz üzerinde çalışırken hazır olduğunda cihaz en son şu fonksiyon çalışıyor. Yani hazır olduğunda artık şurası çalışıyor. O şekilde tasarlanmış. Ama şu anda biz cihaz üzerinde çalıştırmadığımız için direkt eğer şunu çalıştırırsam geçici olarak tabii bunu bu şekilde burada çalıştıramam. Çünkü bunun içerisinde this yerine alt nokta dersem ve şunu geçici olarak kapatırsam evet. Device is ready dedi. Halbuki aslında device ready değil. Öyle bir device'ın ready olması için device ready'nin geri dönmüş olması lazım. Bu geri dönmedi çünkü device üzerinde çalışmıyor. Ama bizim bu komutu kendi manuel olarak çalıştırarak kodun direkt şunun içerisine girmesini sağladık. Bu çok da önemli değil. Bu kodu tamamen silip kendi kodumuzu yazabiliriz. Şimdilik ben bu şekilde çalışacağım için bunu yaptım. Şurada bakalım. Şunları sileceğim. HTML var. Heap tamamlanmış. Burada bir başlık var. Bu tabii önemli değil. Çünkü mobil olduğu zaman bir tarayıcıda çalışmadığı için bu başlık şu başlık bir tarayıcıda çalışmadığı için bu görünmedi. Bizi ilgilendiren body'nin içerisi. Body'nin içerisinde bakalım iki tane script eklemiş. Bir tanesi Cordova.js. Cordova.js şu an projenin içerisinde yok. Ama Android'e cihaz için oluşturulduğunda Cordova.js'yi otomatik olarak ekliyor. Bizi ilgilendiren şu an için Index.js ve şu bölüm Application Device Ready bölümü şu kısım tasarlamış. Biz bunu tamamen silebiliriz. Silelim. Boş bir sayfa bunu biraz. Her bir nesneyi div olarak tanımlayacağım. IDC callback olan bir ana div bütün diğer
taşıyacak olan. İki parça düşünüyorum. Bir tanesi bu ana parçayı yaptıktan sonra tuşları taşıyan ve bir tanesi de rakamları taşıyan bir kutu. Rakamları taşıyan üste dayalı olacak. Butonları taşıyan da alta dayalı ve ekranın yarısını kaplayacak şekilde olacak. Tabi her device'ın, her mobil telefonun ekran çözünürlüğü farklı olabilir. Ona göre değişmesi gerekiyor, ekranı kaplaması gerekiyor. Tanesine 6 diyelim, bir diğerine de down diyelim. Bir stil ekledim. ID ekledikten sonra stil arka planına kırmızı. Bu CSS konusu. CSS'i normalde bu dosyanın içine de yazabiliriz. HTML'in üzerinde de bir alan oluşturup yazabiliriz. Bazılarını da ben bu şekilde yazmayı tercih ediyorum. Pozisyonu absolut, yani bağımsız, çevredeki herhangi diğer nesnelerden etkilenmeyecek şekilde. Üst 0 piksel, üstte yapışık, left 0 piksel yapışık, genişlik olarak 100%. Yani ekranın tam genişliği olmasını istiyorum. Ve yükseklik olarak da 100% olmasını istiyorum. Evet. Bu şekilde. İki, bunun içerisinde iki farklı nesnem daha vardı. Bunlara da aynı stili yapıştırdım. Bir tanesi yukarıdan aşağıya doğru, yüksekliği %50 olacak şekilde. Şimdi mavi olsun. Diğeri de top 0 yerine bottom 0 dersen aşağıdan yukarıya doğru hizalanır. Ve bunun da yüksekliğini 50 ve rengini de
şey değil. Evet. Şimdi elimde iki nesnem var. İki kutum var. Bu kutulardan bir tanesinin içerisine bunları koyacağım ve diğerinin içerisine de bunları sığdıracağım. Aynı zamanda da genişletip büyüttüğümde bunların bu genişlik ve yüksekliğe göre tekrardan uygun şekilde dizilmesini istiyorum. Tuşlar için yüzdeli genişlik ve yükseklik ile kutular oluşturup bu kutuları x, y koordinatı üzerinde koordinatla eklemeyi düşünüyorum. Mesela bazı kutular, mesela bu kutu iki kutuluk bir yer kaplıyor ve iki tane. Bunu ve bu kutu yatay olarak iki tane yer kaplıyor gibi düşünüyorum. Üsttekinin içerisinde bir div daha olacak. Bir diyelim buna. Bir, iki, üç, dört tane. Aslında screen diyelim. ID'yi bir HTML dokümanında sadece hepsine unique, farklı isimler vermemiz gerekiyor. Çünkü koddan bu ID'yi çağıracağız. Bu ID'nin içerisinde bir şey yazılması istedik. Bunun bir tane olması lazım. Birden fazla olmaması gerekiyor. Bunun içerisine de örnek yazılar yazabiliriz. Şu anda bir stille herhangi bir yere koymadığımız için stilsiz olarak alt altta görünüyor bu yaptıklarımız. Arka plan rengini oluşturduğum alanları görebilmek için yaptım. Şimdi tasarladığım taslağımı açacağım. Asla çok fazla aslında kullanmayacağım. Sadece yapmak istediğim, düşündüğüm projeyi hızlı bir şekilde görsele çevirmek için taslağı kullandım. Önümde bir resim olsun diye. Basit bir proje olduğu için
Ve çoğu şeyi CSS'le tekrardan oluşturacağım için taslakta çok fazla kullanacağım parça yok. Arka planı. Hesap makinesine en arkadaki bir renk yazmak için RGB başına şu işareti koymalıyız ve tembel edelim. Onun üzerinde bu katman var. Eğer bu katmanın arka plan rengini silersem onun arkasındaki katmandaki rengi görebilirim. Bu uygulama basit bir uygulama olduğu için hızlı erişebilmem adına CSS'leri olabildiğince üzerlerinde yazıyorum. Eğer birden fazla nesne ortak özellikler taşırsa bunu da yine aynı sayfanın içerisinde bir alan açıp CSS olarak yazacağım. Büyük projelerde tabii ki burada olduğu gibi CSS ve kod dosyalarının ayrı olması projeyi parçalama ve yönetme açısından daha faydalı olur. Burada elimde 4 tane nesne var. Bu 4 nesnenin de ortak sahip olması gereken bazı özellikler var. Bunun için bir class oluşturacağım. Screen text diyelim. Ve metin renginin beyaz olmasını istiyorum. Bir ID olmadığı için birden çok yerde kullanabilirim. Hangi nesnelerin içerisinde kullanırsam o özellikler o nesneye yansıyacaktır. 4 nesnenin de aynı özellikleri taşımasını istiyorum. Daha sonra bir değişiklik yapmak istediğimde tek yerden değişiklik yapabileceğim. Mesela bu text boyutlarının üçü de 36. Şunun da boyutu 100 olarak tasarlamışız. Ben burada font size olarak 36 dersem hepsi 36 olur. Ama şunun 100 olmasını istiyorum.
özellikleri taşımakla birlikte buradaki daha öncelikli bir özelliktir. Evet, burada 100 piksel verdiğimde bu diğerlerinden farklı bir özellik almış olacak. Yine bu nesnelerin arka plan rengi vererek ne kadar yer kapladıklarına bakalım. Yazıları saha dayalı yapmak istiyorduk. Tasarımımızdaki gibi. Etrafımızda bir boşluk olmasını istiyorum. Bu da yaklaşık olarak şunun yukarıdan yüksekliğine bakarsak 40 piksel civarında. Bunu bir üstteki nesnenin iç boşluğu olarak verirsek padding 40 piksel. Oldu ama istediğim gibi olmadı. Bu nesnenin içeriği ekran genişliğini %100 olarak ayarlanmış. Artı 40 pikselde boşluk vermeye çalıştığımızda ekranın dışına taşıyor. 40 pikseli yüzde olarak vererek bu sorunu çözebiliriz. Mesela genişliği 95. Ve piksel vermedi. Geri kalan 5 verirsek Marvin her taraftan olduğu için 90 olması gerekiyor. Evet, bu şekilde sorunu çözebiliriz. Bunu genişlediği zaman buradaki boşluk da tabii yüzdeye göre artırılacak. Bunu illa 40 piksel olmasını istiyorsak margin 40 piksel genişliği auto diyebiliriz ve left'te 0 piksel hizalama yerine right'te 0 piksel hizalıyorsak çevresi 40 piksel boşluk gelecek şekilde tasarlamış oluyoruz. Ne kadar büyük bir şekilde 40 piksel olarak kalır.
soruyorum. Renkleri 80, 90, 60 ve 30 transparanlıkta olurdu. Biz de orada CSS'de transparan opacity. Bunlar farklı olacağı için diğerlerine her biri farklı bir özelliğe sahip olacağı için. Koyuyorum. Yani aynısını koyuyorum. 60 ve 30. Bu şekilde olmak üzere. Biraz çok oldu. Tarafa geçelim. Burada hidden'ın içine title'dan önce hidden içine bir stil tag'ı açtık ve bir tane class ekledik. CSS class'ı. Bu class'ı bunların hepsini de kullandık. Evet. Üst kısım yaptığımız prototipe benzemeye başladı. Şimdi alt kısmı biraz geliştirelim. Alt kısmına ne yapmıştık? Bir tane nesnemiz var, div. Bunun özellikleri aşağıya sıfıra oturuyor. Sayfanın tamamen %100 genişliği ve %50 yüksekliğini kullanıyor şu an için. Ve arka planı da şimdilik gri yapmışız. Benim ihtiyacım olan şey taslağımda her biri bir birim kareler var. Bir tane kare yapalım. Bir tane nesne oluşturdum. Bu nesneyi bir
bir buton olarak düşünüyorum. Bu nesnenin özelliklerine gelelim. Butonları buradaki gibi sıralı, birbirlerinden sonra gelecek şekilde hizalamak yerine koordinatlara göre hizalamayı planlıyorum burada. Öncelikle koordinatlara göre hizalayacağım için absolut diyelim. Arka plan rengini kırmızı verelim kutumuzu görmek için. Kutunun genişliğini 3 cm bakalım. Sağdan ve soldan boşluk bırakmak istiyorum. %5 sağdan, %5 de soldan boşluk bırakayım. Geri kalan %90'lık kısmı da 5 tane buton sığdırmam gerekiyor. %90'ı 5'e bölersem 18. %18 genişliği olan ve yüksekliği de 3 tarafta boşluk bırakmayacağım. Alt tarafta %10 boşluk bırakacağım. Yine 90. Bu sefer 4 buton var. 90'ı 4'e bölersem 22 olarak hesaplarsam 4 tane 88 geriye %12 boşluk kalacak aşağıya doğru. Evet. Bu benim ekran şu ekran görüntüsüne göre bir karenin olması gereken boyut. Bu genişlik ya da yükseklik artıp azaldıkça bu karemin boyutu da değişecek. Bu da bana her telefon çözünürlüğüne göre tam oturan bir hesap makinesi olmasını sağlayacak. Başka ne planlamıştık? Bu genişliği %90 şekilde olacak şekilde yapacaktık. Ve sol taraftan da %5'lik bir boşluk bırakacaktık. Evet. Yüksekliği yine %50 olarak hesapladık. Bunun içerisi %50 genişlikte olsun. Ama alt taraftan %12'lik bir
boşluk olsun. Bunu 8 yapalım. Tamam, bunu da 5 yapalım. Ve şunları büyüklüğünü 30 yapalım. Bunların hepsi aynı yerden büyüklük özelliklerini alıyorlardı. O yüzden toplu değiştirmek bu yöntemle daha kolay oldu. Bunu da mesela böyle uzun bir işlem yaptığımızda bu alan tabii yeterli olmayabilir. Hem de aşağıdan biraz daha alan açmak için bunu da 80 piksel olarak tekrardan düzenleyeceğim. Evet, bakalım şimdi bunun koordinatlarını nasıl düzenleyebiliriz? Ona bakalım. Yukarıdan dersem sanki yukarıda %22'lik alanda başka bir buton var ve ikinci satıra geçmiş gibi oluyor. Left'ten de %18 dersem sanki sol tarafta bir buton daha var ve bir yan tarafındaki buton gibi. Böylece yüzdeleri piksel olarak değil, koordinat sisteminde yüzde olarak. Yani bu yukarıdan, bu butonun yukarıdaki bu noktaya olan aradaki boşluk, ekran görüntüsünün, çözünürlüğün boyutuna göre değişiklik gösterebilir. O yüzden ben buna sabit bir piksel ekleyemediğim için yüzde olarak, CSS'de yüzde olarak ekleyebiliyorum. Bu benim işimi görecek. O zaman buna bir ID verelim. Buton taslağıma bakayım. Buton 7 diyelim mesela. İlk buton, buton 7. Absolut bu nesnelerin hepsinde ortak bir özellik. Top 22 ve left değişiklik gösterecek. Genişlik ve yükseklik hemen hemen hepsinde ortak bir özellik. O yüzden ben şu özellikleri kesip yine yukarıda stil tagının içine yeni bir class oluşturup buraya taşıyorum. Arka plan rengini zaten geçici olarak kullanıyoruz. Onu da sileceğiz. Evet. Şu anda o özellikler gittiği için kayboldu. Ne yapmam gerekiyor ID'den sonra? Class ekliyorum ve bu özellikleri taşımasını istiyorum. Bir ID'm var. Çünkü bu butona basılacak ve kodda buna ulaşmak isteyeceğim. Kodda buna ulaşmaya ihtiyacım olmayacak aslında. İçerisinde herhangi bir şey değişiklik yapmayacağım. Bunların içerisinde değişiklik yapacağım. Kodda bunlara ulaşmam gerekecek. Ama buna basıldığında koda ulaşacağım. Şu an için aslında
ID'yi kullanmama gerek yok. Ama lazım olduğunda hazır olsun. Şu anda ihtiyacım olmayacak ID'ye ama bu bir nesne ve bir ID'si olması faydalı olur. İhtiyacımız olduğunda bu değişikliği yapabiliriz. Bu nesneden artık istediğim kadar kopyalayabilirim. Şu şekilde bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önce sayıları koyalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sıfır en altta olacak. Şöyle bakalım. Left. Left'te hepsi sıfır olması lazım. %0'da. O da 0, 1, 4 ve 7. 0, left 0, 1, left 0, 4 ve 7. İkinci 8, 5, 2 ve nokta. Şöyle yapalım. Nokta ve C. Nokta. Lefti 18 olanların arasındaydı. Zaten diğer kalanların hepsi 18. Bir değişiklik yapılmayacak. Şuraya geçelim. 9, 6, 3 ve C. O da 3. sütunda olduğuna göre 18 artı 18. 36. 9, 6, 3. 3, 6, 9. 3. 36. 6. 36. 9. 36. Ve C. Bu bölüme şu an sadece şunları düzenliyorum. Şimdi satırlara geçelim. 7, 8 ve 9 yüksekliği 0 olacak. 7, 8 ve 9'un yukarıdan boşluk %0 olacak. İkinci satırda kimler var? 4, 5, 6. 4, 5, 6, 22 olacak. Üçüncü satırda 1, 2, 3 var. Bunlar iki katı olacak. Ve sıfırda 3 katı olacak. Bakalım. Evet.
Arda. Nokta ve sime butonları da 3 katı olacak şekilde tasarlayacağız. Evet. Şimdi bir tag'in içerisinde bir metin olabilir. Bu metin de tabii bizim 0, 1, 2 gibi butonların üzerine basıldığında görünecek rakamlar 6, 7, 8, 9, nokta ve C. Evet. Şu anda yazıyla ilgili bir stil olmadığı için yine buradaki gibi standart ve 0'a 0 şekilde yazıyor. Bizim bunları ne yapmamız lazım? Buton C klası hepsini değerlerini taşıdığı için mesela metin color'ını bizim beyaz olması gerekiyor. Değil mi? Beyaz yapalım. Hepsinin metnini beyaz yapalım. Şimdi bunun ortalanmış olmasını istiyorum. Yani hepsinde ortalanmasını istiyorum. Bunun nasıl yapıldığını hatırlamıyorum. Hemen internetten bakalım. Şöyle bir şey yapalım. Kenarlık ekleyelim. Onunla kodunu unuttum. Tabii red. Siyah yapalım mesela. Durum olur sanki. Bakalım. Şuradaki kaymaya bakacağız. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi bu nesnenin içinde sadece bir sayı var. Bu sayıyı ne yapmak istiyorum? Yukarıdan bir boşluk vermek istiyorum ama kutunun içinde de kalmaya devam etmesini istiyorum. İçin bu sayıyı farklı bir nesne yapıp bunun stilini padding top %40 dersen bu şekilde aşağıya getirmiş olurum. Şu anda bulduğum en iyi çözüm bu.
Yazı karakterlerine bakalım. Yazı karakterleri büyüdüğü zaman ne olacak? Şunun aynı şekilde büyütelim onları da. Font size'ını 30 piksel mi yapmıştık onları? Evet. Tam istediğim gibi olmadı tabii bu şekilde. Evet, bu yöntem benim işimi görmüyor. Buna biraz daha araştırma yapalım. Şu şekilde arayalım. CSS Centered Content. Şu yöntemi bir deneyelim. Bir nesnem olacak. Nesneme bu özellikleri vereceğim. Bak center diyelim. Genişlik, yükseklik, renk olmayacak. Pozisyon ve diğerleri olacak. Bunu kutumun içerisinde oluşturduğum ikinci nesnenin özellikleri olarak belirliyorum. Evet, bu gayet iyi şekilde çalıştı. Benim istediğim de bu buydu. İkinci bir nesne daha oluşturmamız gerekti kutunun içindeki. Şöyle göstereyim. Bu kutu benim ana kutum. Onun içinde bir kutu daha oluşturdum. İçerisinde yazan metni tam olarak sarıyor. Bu kutuyu internette bulduğumuz şu ortalama koduyla ortalamış olduk.
Bu renge ihtiyacım yok. Bunu şimdi diğer hepsine uygulayacağım. İkinci, şurada bir kayma olmuş gibi görünüyordu. Bunun sebebi de şimdi şurada görüyorum. Şu iki nesnem aşağıda. Şu nesnem de yukarıda. Sonradan koyulan nesne daha üstte görünür. Ve kenarlık kutunun alanının bir piksel dışından başladığı için şu en üstte olan şu iki nesne bir piksel daha fazla bir alan kaplıyormuş gibi görünüyor. Şu iki tanesini aşağıya alırsam daha alta, sıfırın altına. Evet, şimdi düzeldi o problemde. Butonun arka plan rengini artık kırmızı olmasını istemiyorum. Şunun arka plan rengi neredeydi? Kaldan arka plan rengi gri. Bunu da kaldırabilirim. Kenarlıkları da kaldırdığımda taslağın prototipindeki şekle yaklaşmış olacağız. Şimdi şunu uygulamam gerekiyor. Bulduğumuz çözümü. Şunları başlangıcına. Bir nesne daha, iç içe iki nesne eklemiş olacağım. Ve bu nesneyi kapatacağım. Hepsi ortalanmış oldu. Şimdi benim hesap makinem ne kadar büyürse büyüsün ya da küçülttüğümüz zaman butonlar ona göre şekillenecek. Tabii şurası küçülmediği için şu yükseklikten daha kısası olamaz, olmaması lazım, yoksa bir hata olacak, şöyle bir hata sebep olacak. Bunlar en alttaki geçmiş işlemin üzerine gelecekler. Şu altta çok boşluk var, onu bir biraz daha azaltabilirim, yarı yarıya indirebilirim. Yükseklik ve bu bana %5 şurada bir alan sağlar. Devam edelim çalışmamıza. Hatta şimdilik geçici olarak şu border'ı da kaldıralım. Gerekirse tekrar kullanırız. Kutuların şeklini görebilmek, nerede olduklarını görebilmek için koymuştuk. Evet.
şuradaki butonlara gelelim. Taslağımıza bakalım. Bu butonlarda arka planları CSS'de oluşturmayı düşünüyorum. Ama bir diğer metotta bunların yüksek çözünürlüklü resimlerini export edip o resimleri kullanmak. Ayrıca bu uygulamanın bir özelliği olarak nesi? Bu arka plan butonu nasıl CSS'de nasıl oluşturulabileceğini kodunu da veriyor. Bunu da kullanabiliriz. Bu da kullanabileceğimiz bir şey olabilir. Ona daha sonra karar veririz. Ya resim kullanırız ya da CSS'de çizeriz. Önce CSS'de çizmeye çalışırız. Vektörel olması daha hafif olur. Ama eğer tam bu güzelliği yakalayamazsak resmi de kullanabiliriz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane butonumuz var. 5 tane buton. Şuradan 5 tane nesne alalım. Ve 5 butonu ekleyelim. Bunlar farklı isimler veriyorum. Klasları aynı şekilde olacak. Önce iki tane buton olacak. Bunlar yedi, sekiz, dokuzla aynı sırada, yani top sıfır. Left'te en son 36 vardı. 54. Yani 36'ya 18 daha koyacağız. 54. Bunlar çıkarma ve bölme işlemleri olacak. Bakalım. Evet, niye üst üste geldiler? Çünkü bir tanesi 54, bir tanesine 18 daha koyacağız. 72. Evet. Çıkarma ve bölme. Aynı şekilde bir alt satıra, yani yukarıdan %22 boşluk ve aşağıda yine 54 ve 72 sütunlarda, son iki sütunda iki tane daha nesnem olacak ve bunların içerisi artı ve çarpı olacak. Bu iki nesnem diğerlerinden biraz farklı çünkü yükseklikleri benim standart yüksekliğimden, yani %22'den iki kat daha büyük olması gerekiyor. O zaman bunlar için bir farklılık buraya ekliyorum. Ve 44 yapıyorum bunların yüksekliklerini. Evet.
Daha sonraki butonda 44 değil 66 en son satırda olacak. Bu sütunda olacak yani 54 ve yükseklik yerine genişliği 2 kat olacak. Normalde genişlik 18. Bunun da genişliği 18'in 2 katı 36. Ve bu da eşittir olacak. Evet. Border'ı tekrar koymak istiyorum. Şurada fazladan boşluk olduğunu görüyorum. Bakalım. Şu nesnenin içerisinde margin left 5. %90. Dersem nesne ile bir ilgisi yok, nesne tam boyutuna gelmiş ama şunlarla bir ilgisi var. Kullandığım yüzdeler tam ekran yüzdesi. Nasıl çözeceğiz bu problemi? 5 genişliği değiştirdiğim zaman bütün koordinatları da değiştirmem gerekecek. %18 olanların hepsini değiştirmem gerekecek. Yaptığım hata yüzünden. Ya da madem artık böyle bir hata yaptım, bu şekilde %5 daha boşluk koyarak yaptığım hatayı telafi edebilirim. Ya da bunu 85, bunu %5 dersen. Evet, bunları %90'ına göre hizaladık.
%100'üne göre hizalamamız gerekiyordu. O yüzden burada %10'luk bir boşluk bıraktım. Ve ortaladım. Arka plan rengini kapatıyorum. Bu şekilde kullanabilirim. Bunların içerisinde kareler vardı. Hemen ona bakalım. Şu şekilde bir CSS kodu verdi bana. Box center değil. Butonun için yeni bir CSS yapabilirim ya da nokta buton eksi CSS yapabilirim. Çünkü aynı özellikleri taşıyacak. Z-index'e gerek yok. Yükseklik genişliğe gerek yok. Background ve kenarı rounded olmasını istiyorum. Şey yuvarlak. Şurada bir tanesinde deneme yapalım. Şu şekilde verdiğimde evet o renkler geldi. İnternette mi arayalım? CSS rounded border. Border radius diye bir özellik var. Hemen bu özelliği ekleyelim. Eğer rounded olursa genişlik ve yükseklik 4'er piksel daha az olabilir. 8 ve 14 gibi. Bu da bize 2 piksellik bir %2'lik bir margin yapmayı sağlayabilir. Border'ı tekrar kapatalım. Şunda bir farklılık var. Çünkü iki kat yükseklik olduğu zaman tek kişiyken, tek bir karedeyken hesapladığımız bilgiler bunun için yeterli değil.
ne olması gerekiyor? Yükseklik %18 ve %14. Tabii bunun yükseklik ve bu şekilde yazmıştık. Şurada yüksekliği burada vermiştik. Bunun için. Şimdi değişiklik olacak. Yüksekliği 44 yerine 36 olması gerekiyor. Şurası da 36 olacak. Evet. Ve şunun genişliği de 14, 14, 28 olması gerekiyor. Özellikleri hepsine eklersem daha sonra şunların altında biraz daha fazla boşluk olduğunu gördüm. Bunları da %2 daha aşağı taşıyacağım ortalamak için. Ve şunun da biraz fazla boşluk olduğunu gördüm şurada. Da y koordinatında %2 taşırsam olmuş olacak. Tekrar border kapatalım border'ı. Siyah boyları. Bizim yaptığımız taslağı yakın bir şekilde tasarımımızı CSS ile tekrardan oluşturduk. Artık bunun üzerinde devam edeceğiz. Şunların bold yapalım. Nasıl yapılıyordu? Bunlar neydi? Round'ın içerisindeydi. O zaman round olanların bold olmasını sağlayalım. Şöyle tekrar bir göz gezdirelim. Büyük projelerde isimlendirmeler çok önemli. Benim bu
uyguladığım isimler çok da başarılı değil. Daha iyi isimlendirmek gerekiyor. Çünkü unutulabiliyor neyin ne olduğu. Bir süre sonra isme baktığımız zaman bunu anlayabilmemiz lazım. Bunu ne için yazdığımızı. Şu anda bir hesap makinesi şeklinde geldi. Bir şey denemek istiyorum. İnternette bir tane CSS'le arka plan görmüştüm. Hoşuma gitti. Renk geçişi olan bir arka plan. Eğer bizim hesap makinamızda güzel görünürse arka planı bunu kullanmak istiyorum. Şöyle bakalım. Şöyle bir kodu var. Bize ne lazım? Container. H1, H. Bunlara ihtiyacım yok. Şu kısım gerekiyor. Body, animasyonu ve taşıyıcı. Buraya kendi stilimin içerisine yapıştırıyorum. Container'ı da class olarak tasarlamış. Ne yapmam gerekiyor? Arka plan kendi rengini kapatacağım. Şimdi görünen arka planı. Onun arkasında, evet. Onun arkasında bu animasyonlu arka plan var. Bence güzel oldu. Bunu kullanmak istiyorum. Şurada bir temizlik yapalım. Body with familye gerek yok. Color beyaz üzerine yapmış. Animation. Şu container'a gerek yok. Bizim kendi container'ı. Evet, hesap makinemin son hali bu şekilde. CSS'i yazdıktan sonra buna da artık ihtiyacım olmayacak. İki parçaya ayırmıştık. Üst parçada şunlar, alt parçada bunları, butonları oluşturduk. Bunların boyutunu biraz daha ben küçültmek istiyorum. Şu 30'u 25 yapalım. Ve şu genel olanı da biraz daha alan açalım şey için, daha küçük ekranlar için. Bu da yandan genişlik olarak burada bir değişiklik yapmıştık. %5 artık %10 olarak. %10 boşluk olarak yapmıştık. Şuna bakalım. Bunun
sırasına %10 diyelim. Margin left right. Yukarıdan da piksel ya da 25 piksel olsun. Boyut ne kadar değişse de o 25 piksel olarak kalacak. Şöylece şunları aynı hizaya getirmiş oldum. Bir de şimdi bir buton daha aslında eklemek istiyorum. O da 1'i eksi 1'e çevirme ve eksi 1'i de 1'e çevirme butonu. O da hesap makinesinde çok kullanılan bir buton ama prototip yaparken onu düşünmemiştim. Onun için ne yapmam lazım? Gelelim çarpı butonunun altına yeni bir buton ekleyelim. Sonra çarpı butonunun şu ekstra özelliklerini, ekstra özelliği yükseklik iki katıydı. Onu silelim. İkinci yeni koyduğum çarpı butonunu göstermiyorum ki birinci yaptığım çarpı butonu ne oldu diye göreceğim. Evet. İkinci çarpı butonunu şimdi tekrar açabilirim. Ona bir isim vereceğim. Onun da yüksekliğini temizleyeceğim. Onun yukarıdan 1, 2, 3. satırda olmasını sağlayacağım. O da yapmam gerekiyor. Tam değil ama şimdilik dursun. Şunu önce değiştireyim. Eksi artı. Bu butonun yüksekliği ne kadardı? Bu kutunun 22 idi. O zaman bunun 44 olması lazım. Bir orantısızlık oldu. Bunun için ne yapabilirim? Normalde bunun da 22 olması gerekiyordu. Bununla oynadığımız için bir aşağıya kaydı. Evet, şu haliyle iyi görünüyor. Bu haliyle koruyacağım hesap makinemi. Şunun rengini farklı yapmıştık taslağımızda. Evet. Onun rengini alalım. Background. Şu. Ve şunun kendi özel stiline bu rengi ekleyelim. Evet.
renk uyumlu oldu mu diye biraz bakıyorum. Eğer istersek daha sonra değiştiririz. Artık hesap makinamızı çalışır duruma getirmek için hazırız. Hesap makinasının son halinin üzerinde biraz daha değişiklik yapmak istiyorum. Özellikle bunlar. Tam istediğim gibi olmadı. Burada fazladan bir parantez açık olduğunu söylüyor. Şimdi bir tane. Biraz düzenleme yapalım. Şunun isimlerini buton default demek istiyorum. Tabii bunu söylediğim zaman tüm butonların da değişmesi gerekecek. Evet. Burada buton rounded olsun. Box center. Birincisini ana şeyi bolt yapalım. Ufak tefek değişiklikler de yapıyorum. Şu butonların küçük bir şeffaflık verirsem arka plan değişen renk olduğu için bu kısıtlıydı. Opacity'yi 0.9 mu dersem arka plan rengi değiştiği için biraz uyum sağlar. Ama çok da şeffaf yapamam. Çok da silik olmasın. Şunu hangisiydi? Şu. Background'ı beyaz yapsam ve şunu da arka planımızın rengi neydi?
Alamadık. Başında şarpı olması lazım. Renk değil. İstediğim renk. Şunu da deneyelim mesela. Şunu beyaz yapacağım. Tek renk veya şunu da şöyle bunlarla biraz daha oynayacağım. Şöyle ki border'ı tekrar açıyorum. Siyah. Tom Rounded bunun üzerine kurulmuştu. O yüzden bu da siyahlık geliyor. Kaldan aşağıya sıfırlanmış. Sola sıfırlanmış. Genişliği 90 ve yüksekliği %50 olan bir alandı. Şu şekilde. Burada boşluk bırakmıştık. Bu şekilde tamamlayalım. Bunu düzelteceğim. Böyle olmasını istemiyorum. Bunun normalde %100 ve %5. Evet, bu şekilde olacak. Yani %90 ve buradan %5'lik bir boşluk. Yükseklik %50. Aynı şekilde burada da bir boşluk var. Mesela aşağıdan da %5'lik bir boşluk olması gerekiyor. Ve benim bu ekranı tam olarak kullanmam gerekiyor.
üst taraftaki yazının kenarındaki boşlukta %10 olarak tanımlamışız. Onun da %5 olması lazım ki bunun aynı boşluğa gelsin. Ama şurada bunların kenarlarındaki boşlukları ben %50'ye vermek istemiyorum bir sonraki adımda. Şimdi şunu tekrar tasarlayalım. Hesap makinesi açalım. Özellikle şunlarda. Mesela default ve rounded ve city. Bu rounded'ın ikinci nesnemede ortada olmasını söylemişim. 2. Şu ikisini ele alalım. Bu ikisi üzerinde çalışalım. İkinci nesnenin nesne verirsen bunu blue olarak gösteriyor. Peki. Birinci nesne mi? Arka plan rengini green yaparsan. Şey olmuyor. Peki bunların boyutsallığını boşlukları nasıl? Marginini yüzde olarak belirlediğimiz için şuranın boşluğuyla burayı ve şunun yüksekliğiyle şunun genişliği eşit değilmiş gibi geliyor. Mesela şurada da bir boşluk var. Bunları düzeltmek için sayıları hesaplayıp yeniden oluşturacağım hepsini. Ve bu arkadaki nesneyi de tamamen kaplayacak şekilde yapacağım. Bunun için ne yaptı? En başa gelelim tekrar. Her bir butonun ne yapmıştı? 1, 2, 3, 4, 5 buton vardı. Her bir butonun genişliği için 18 demiştik. 90'ı 5'e bölüp 18 demiştik. Artık 100 olduğuna göre 100'ü 5'e bölüyorsak bunu 20 yapacağız. Yükseklik de 100'ü 4'e bölersek 25 olarak hesaplayacağız. Evet. Bu birinci aşama. Diğerleri aynı şekilde kalacak.
Round'a daha gelmeyeceğim. Hemen şuradaki düzenlemeleri yapalım. Yukarıdan aşağı 25'er şekilde olduğuna göre 25, 25, 25, 50, 50, 50, 66 yerine de 75 olması gerekiyor. Evet, bu şekilde tam oturdu. Ve satır olarak da 18 yerine 20, 40, 20, 40, 20, 40, 20, 40 şeklinde olması gerek. Bunları düzenleyelim. Önce standart olarak yapalım. Daha sonra buradaki küçük değişikliklerle oynayacağım. Normalde bunun 0 ikinci sıranın da 22'de olması lazım. Ama 25'te olacak. Çünkü ikinci sıramız 25'te. İkisi de 25'te olması gerekiyor. Üçüncü sıramız 50'de ve dördüncü sıramız da 75'te olması gerekiyor. Evet. Şimdi dikey olarak bakarsak İlk aşamamız 60 ve 80 olması gerekiyor. 60-80. Bakalım doğru mu? Evet. 60 ve 80. Bu da bu şekilde. Şimdi bunu arka plan vermeye çalışmıştım, veremedim. Şunu silelim. Şimdi şunlara bakalım. Tekrar yukarı gidiyordu. Default'ta bir problem var. Rounded'da bold, opacity, genişlik. Demiştik ki genişliği biraz daha küçültüp yüksekliği ve genişliği biraz daha küçültüp şu sınırı içeri alma diye hesaplamıştık. Bunu yapmayacağım. Margini de vermeyeceğim. Çünkü burada yüzde olarak boşluk vermem bir kaymaya sebep oldu. Radyanı 15 yapacağım. Radyosu şu kenarlık. O da çok yuvarlak oldu. Şimdi bu buna göre şu ve şunun biraz daha uzun olmaları gerekiyor. İlk olarak o problemi çözelim. Bu da yükseklik demişiz. Normalde yükseklik 50
olmalı. Çünkü 25. Şunların yüksekliği 25. Bunun 50 olması lazım. Genişlikte 20-20. O zaman 40 olması gerekiyor. Şimdi yapmak istediğim bu alanı koruyup şu alanda 2 piksel ya da 3 piksel piksel olarak, yüzde olarak değil. Çünkü boyutu büyütüp küçültmemin bunun buna değişiklik yapmasını istemiyorum. Piksel olarak bir alan belirleyip bu alanın içini doldurmak istiyorum. Bunun için bu alanı koruyup içerideki şu mavi olan alanı alanla şu alanın içerisine bir tane daha nesne koyarak yapmayı planlıyorum şu anda. Hemen bakalım. Şunu da deneyelim. Normalde bir tane div nesne var. Şu. Bunun içerisinde bir tane de sayı nesne var. Bunun arasına bir div nesnesi daha ekleyeceğim. Ve rounded özelliklerini buna vereceğim. Bu aradaki nesneye vereceğim. Gördüğü gibi aynı kare şeklini aldı. Bu da diğerleri gibi. Diğeriyle aynı alana sahip. Benim istediğim de bu. Aynı alana sahip olacak. Ama rounded özellikleri ne olmasını istiyorum? Bold, opacity, volume. Bunların dışında %100 verirsem ne oldu? Evet, burada bir değişiklik oldu. Diğerleri bozuldu tabii çünkü bunlarla aynı işlemi yapmadım. İstediğim gibi aslında bir şey oldu round'u. Peki ortadaki nesneyi bu özellikleri verdi. Peki bunun margin yani dış cephesine 3 piksel boşluk verirsem evet 3 piksel boşluk verdi ama %100 olduğu için bu kareyle aynı boyutta olmayı sürdürüyorum. Şöyle diyelim. Başka ne yapabiliriz? Şu padding'i kaldır. Benim istediğim şey bu nesnenin dış boşlukla birlikte bunun içine tam oturması. Bunun için şimdi şuradan
8 pikseli çıkarsam bu iş olur. Bu şekilde çözelim. Bakalım. CSS. Şekilde. Yani hesapta 100% eksi 8 piksel. Aynı şekilde yükseklik için de bunu yaparsak. Bunları siliyor mu? Evet, bu şekilde olursa olur. İstediğim tam da bu. Biraz daha round it yapabilir miyim? Evet. Evet, diğerleri için uygulayabiliriz artık. Problemi çözdük. Yapmam gereken sadece şunu eklemek. Şunun da arka planının blue olmasına şu anda gerek var mı? Yok. Başka fazladan bir korkmam burada yok. Şu nesne şu nesnenin içinde olması. Hepsi için geçerli olacak. Ve bu nesneleri şurada kapanması gerek. Şurada. Böylece iç içe 3 tane nesne olmuş oldu. Evet. Şimdi daha düzgün hesapladığımız için büyüyüp küçüldüğü zaman da göze daha hoş gelecek. Aradaki kaymalar çok fark edilmiyor gibi görünse de bir rahatsızlık veriyor bir zaman sonra. Şunu arka planını beyaz yapmayı ve rengi de metin rengini de şunu yapmayı planlamıştık. Bu artık şu nesnenin içerisinde olacak. Oraya taşıdık çünkü bu işi. Şimdi kırmızıyı kaldırabiliriz ve border'ı kenarlığı kaldırabiliriz. Şimdi baktığımızda bu tonlar aralarındaki mesafeler büyüyüp küçülme sırasında değişmediği için daha iyi oldu bir önceki sürüme göre.